Seferi yine aday oldu. Efendim, şunu çok net söylemek gerekir. Zeki Beşiktepe'li aday oluşunun temel sebeplerinden bir tanesi Kıbrıs Türk toplumunun bağımsız ve özgür olmamasıdır. Bunu net koymak gerek. İkincisi de savaş hali dediğimiz yapıda yaşamasıdır. Bunu artık toplum olarak algılamamız gerekir. Çünkü temel sorunlarımız bana göre bugünkü rejim ve sistemdir. Yani hocam, bunu aşmadığımız müddetçe Kıbrıs Türk toplumu bu adada yok olacaktır. Peki bağımsız ve özgür dediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Ne anlamda bağımsız ve ne anlamda özgür değil Kıbrıs Türk toplumu? Şimdi bakınız efendim, şu anda 1974 20 Temmuz'u sonrası burada bir ateşkes vardır ve tamamen bütün belgelerde de bunlar artık vardır. Türkiye'nin egemenliği altında olan bir bölge. Bundan Kıbrıs Türk toplumu, çünkü Kıbrıs Türk toplumu unutmayınız ki bir devlet sahibidir. O da Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Yani şimdi çoğu sanıyor ki böyle hiç biz havadan şimdi bir şeyler istiyoruz. Kıbrıs Türk toplumu 1960 kurulan cumhuriyetin sahibidir. Ve devlet sahibidir. Uluslararası arenada kabul gören %30, %70 bir devletin sahibidir. O yani da orada Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki toplumsal haklarımız kesin vardır diyorsunuz. Yani bireysel hakların ötesinde. Alındı Birleşmiş Milletler'in 102. maddesine göre 1960 16 Ağustos'u ki 24 Ağustos'da kaydedildi bu cumhuriyet. Evet. Bizim bu haklarımız da bugün o görüşme dediğimiz, çözüm dediğimiz hep onun üstünden günümüze gelmektedir. Bir kere yani taşınıyor kısacası. Bunu iyi algılamak gerekir. Ama biz ne yaptık? Evet, Kıbrıs'ta sorunlar vesaireler vardı ama Kıbrıs'ta garantörlerin görevi, ki bir sonra gerekirse girerim de onlara, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumakla görevlidir garantörler. Adayı bölmek, bir toplumu cumhuriyet sahibi yapmak, diğerini de tarlada, ovada bırakma hakkı yoktur. Şimdi Kıbrıs Türk toplumu böyle bir yapı içerisindedir. Neden? Ha, burada sözde bir